Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hype gayrimenkul yatırım ortaklığı incelemesi yapacağız. Şirketin ana faaliyet konusu gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve SPK tarafından belirlenecek değer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmektir. Arkadaşlar gayrimenkul yatırım ortaklığı en genel tanımıyla. Şimdi son dönem verilerine hızlıca bir göz atalım. Şirketin bir haftalık getirisine baktığımızda hisse senedi %3,26 değer kaybetmiş. Bir aylık getirisi %18,40 olarak gerçekleşmiş. Yılbaşına itibaren yani 1 Ocak 2021'den günümüze kadar olan süreçte hisse senedi %20,25 değer kazanmış. 12 aylık getirisine baktığımızda yani 6 Ocak 2020'den 6 Ocak 2021'e kadar olan süreçte hisse senedi %151,15 değer kazanmış. Haftalıkta sadece BIST 100'ün gerisinde performans sergilemiş. Geri kalan aylık yılbaşından itibaren ve bir yıllıkta BIST 100'den daha iyi bir performans sergilemiş. Finansallarını inceleyelim arkadaşlar. Üçüncü çeyrekler itibariyle yani Eylül 2019-Eylül 2020 karşılaştırması yaptığımızda satışlar %33,6 düşmüş. Net kar %120,9 yani şimdi bu negatif arkadaşlar. Şöyle diyelim daha doğru olacak. 22,4 milyondan eksi 4,7 milyona düşmüş. Yani artıdan eksiye düşmüş. Bu bayağı bir kötü, negatif arkadaşlar. Öz kaynaklar %13 artmış. Fabrikte %60,9 düşmüş arkadaşlar. Şirket 2019'da yani bir kuruştan dahi az bir şey vermiş. Temettü. 2020'de vermemiş. 2021 içinde henüz beklentiler oluşmamış durumda arkadaşlar. Hisse başı kar 2019'da 33 kuruş olarak gerçekleşmiş. 2020'nin 9. ayı yani 3. çeyrek itibariyle bu değer 31 kuruş olarak gerçekleşmiş. Son dönem verileri henüz elimizde yok arkadaşlar. Şimdi oranlarımıza geçelim. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın dolar bazlı fiyatı 24 sentten 55 sente çıkmış. Bu negatif. Fiyat kazanç oranına baktığımızda 12,29 olarak gerçekleşmiş. Bu oranın 10 ve altında olması hisse senedinin ucuz olduğu anlamına gelir. Sektörle de karşılaştırılır. Malinin FK'sı 21,63 iken 12,29 ile neredeyse yarıları seviyesinde arkadaşlar. Bu sebeple pozitif. Piyasa değeri bölü defter değeri 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Burada 1,44 ile 2,80 olan malinin PDDD'sinin yarısı nispetinde. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Normalde diğer sanayi üretim şirketlerinin PDDD'si 1 ve üstündeyken gayrimenkul yatırım ortaklarının 1'in altında olur. Yani 0 küsürlü olur. O yüzden aslında bu da biraz yani tam da olumlu denemez arkadaşlar. Yani 3 yıllık ortalaması 0,61 iken 1,44 ile 2 katından fazla. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar. Bunun da 10 ve altında olması olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Malinin aynı değeri 22,07 iken halk gayrimenkulün 62,10 ile 3 katı seviyelerinde olumsuz. Aynı oranın daha doğrusu diğer operasyonel gelir ve giderler eklenip aynı oran hesaplandığında 61,77'ye düşmüş. Malinin aynı oranı 16,08'miş. Yine yaklaşık 4 katlık bir fark var arkadaşlar. 3 katlı fark var. Bu bunun 4 katı. Öyle diyelim yaklaşık. Bu da olumsuz. En iyi veriler de bunlar arkadaşlar. Karlılığı çok yüksek, borçluluğu çok düşük. Yani %5 ve üzeri karlılık pozitif kabul edilir. Sektörle karşılaştırılır. Malinin karlılığı %6,69 iken halk gayrimenkulün ortaklığının yani %10,20 ile epeyce bir üstünde ve pozitif. Borçluluk %85 ve altı. Pozitif kabul edilir. Sektörle karşılaştırılır. Sektörün borçluluğu %43,62 iken halk gayrimenkul yatırım ortaklığının borçluluğu %15,43 ile neredeyse 3'te 1 seviyelerinde. Bu da gayet olumlu, pozitif arkadaşlar. Şimdi grafiğimize geçelim. Grafiğimizde her zamanki gibi yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyonu oluşum var mı? Hızlıca ve kolayca bulabilmek arkadaşlar, yakalayabilmek. Yıllığı açtığımda logaritmeye çeviriyorum ölçüyü. Gördüğünüz gibi borsaya kötü olmuş, düşmüş.
Sonra şuradan itibaren 2018'den itibaren sert bir yükselme trendi başlamış. Amudi bir yükseliş arkadaşlar. Aylığa geldiğimizde burada yatayda gitmiş bir düzeltme gelmiş sonra sert yükselmiş. Haftalıkta şurası şöyle bir hafif düşen trend, bir düzeltme gelmiş. Sonra yükselen trend başlamış. Yani uzun vadede belki de bu direkt düşen trend değil de bir düzeltmedir arkadaşlar. Yani şu an açmadığımız için. Günlüğe geldiğimizde lineer'i çeviriyorum ölçeği. Gördüğünüz gibi genel itibariyle bir yükselme trendi var. Şu şekilde yükselmiş. Hatta ve hatta yani şu Mart'taki düşüşte çok sert olmamış gibi 1.50'den. Yani gerçi şey %30'luk bir düşüş var aşağı yukarı. Geri dönelim şimdi aylıkta yine logaritmik olarak açtım. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı temsil ediyor. İşte fiyat çizgisi altında 20 günlük, onun altında da 50 günlük. Bu olumlu istenen bir durum arkadaşlar. Çünkü yakın zamanlıların etkinliği daha fazladır. O bakış açısıyla şu günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde kısadan uzuna bir sıralama var. İstenen durum. RSI 79 ile aşırı alım bölgesinde. Şimdi haftalığa geldik. Haftalıkta da gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış şuralarda. Şuralarda da destek. Şurada mesela 50 günlük hareketli ortalama şuralarda direnç olarak çalışmış. Gene benzer bir durum. Üstte fiyat çizgisi. Altında 20 günlük hareketli ortalama. Onun da altında 40 günlük hareketli ortalama. Bu olumlu istenen bir durum. Yani şurada şu an çizgi grafik. Belki biraz daha üstü vardır ama şu iki tane tepeye benzer bir oluşum var. Şu tepeleri yukarı kırması olumlu olacaktır. RSI 79 ile gene yani bir nebze düşük olsa da yine aşırı alım bölgesinde. Günlüğe geldiğimizde lineer'e çevirdim. Gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalama. Geçen bu muhtemelen 27 Şubat çarşambaydı arkadaşlar. Evet sanırsam orası. Şöyle tam bir tutturamadık. İkisinin ortası arkadaşlar. Evet. O düşüş. Burada çok güzel destek olarak çalışmış. Buradan güç alıp yukarı gitmiş. Sonra gelmiş bakın şu an tam aşağı inmemiş. Yatay girmiş şurada. Yani üstte fiyat çizgisi altta 20 günlük hareketli ortalama onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde. İstenen bir durum gene. RSI ise bu çarşamba gelen sert satışlardan sonra hepsinde olumlu bir havaya bürünmüş. Yani aşırı alım bölgesinde değil 52 ile aşırı alım aşırı satımın neredeyse tam ortasında. Şimdi arkadaşlar tümünü sil diyorum. Hareketli ortalamaları ve RSI'yi kaldırdık. Günlükte inceleme yapacağım için lineer. Grafik tipini de line çizgiden muma çeviriyoruz. Şu şekilde. Şuraya da tıklayalım. İncelememize başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada Mart'ta bir düşüş gelmiş. Buradan itibaren net bir şekilde yükselme trendini görebiliyoruz. Yani yükselen dipler oluşan en yeni tepeler. Şimdi arkadaşlar burada çizmeye başlayalım. Şu en alttan aldım. Şu şekilde uzattım arkadaşlar. Evet. Şu şekilde uzattım. Şimdi buna paralel çiziyorum. Bir paralel çizdik. Şu şekilde getirdim. Bakalım. Bunu da bu şekilde tam şuraya oturtturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kanal oluştu. Yani şuraya da bir paralel çizebiliriz ama dediğim gibi şekil çok fazla karışmasın. Şuradan gelmiş, destekten dönmüş, destekten dönmüş. Destekten yükselmiş. Kıramamış yeri gelmiş. Denemiş olmamış. Şuralarda ihlaller var. Gördüğünüz gibi. Üstüne atmış kalıcı olamamış. Kalıcı olamamış. Sonra yukarı çıkmış arkadaşlar. İğnelemiş geri gelmiş. Bu sefer aralıklı sağlam kırmış yukarı gitmiş. Şurada sert bir düşüş. Aşağı destekten dönmüş. Destekten dönmüş. Kalıcı olamamış geri salmış arkadaşlar. Bir daha denemiş. Gene olmamış. Şimdi şuralarda. 3.86. Burada arkadaşlar ne olacak? Şimdi aşağı düşme yani 2 günün kapanışı hemen hemen aynı sanki. Yani bakmadım ama burada grafikte görünen o aynı gibi. Yataya bağlayabilir. Yükselme trendi başlayabilir. Ama aşağı doğru hareket etmesi durumunda işte neresi olacak? 3.64'ler 3.60'lar yani 3.63-3.65 yeni desteğimiz bizim. Şunu bir miktar bu tarafa çekelim. Yukarı gitmesi durumunda da nereler işte 4.35'ler 4.30-4.35 civarı da bizim direncimiz olacak. Burayı kırması durumunda çok sert bir hareket gelir arkadaşlar. Çünkü yaklaşık 10-12 aylık bir yükselme trendi onun üstüne atmış olacak.
Üstüne atar ve kalıcı olursa sert bir hareket gelir. Alttakini de söyledik. Şimdi şunları siliyorum. Tümünü sil dedim. Hızlıca Fibonacci düzelme seviyelerini de verelim. Sonra bitirelim. Şurada şunu aldım. Arkadaşlar gelip en tepeyi seçiyorum şu şekilde. Burada da dibi seçiyorum. Yine bu şekilde. Tam uç noktaları alsın diye uğraşıyorum. Şu ne durumda? Şunu bilerek şöyle uzatalım. Evet. Yani tam şurada olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş, kırmış. Şuradan kalıcı olamamış. Geri dönmüş. %61.8 seviyesinde. Aşağı gelmiş. Bakın tam iğnelemiş. %23'ten geri dönmüş. Kırmış, kırmış. Bu sefer iğnelese de %61.8 seviyesini gene geçememiş. Az önce muhtemelen söylediğimiz iki tane tepeye benzer olay buydu. Yani öncelikle şu seviyenin kırılması, sonra da şu %100 seviyesinin kırılması sert bir hareket getirebilir. Şimdi burada arkadaşlar şunlara dikkat edelim. Seviyeler belli, 3.86. Şurada 3.82 destek olarak duruyor. Onu da kırması durumunda 3.58. Yukarıda ilk hedef %50, yani 4.01 var. Sonra 4.20 var. Orayı kırması durumunda artık 4.83 hedefe, kotaya girmiş olacak arkadaşlar. Temel ve teknik verilerinden bahsettik. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere.